değerli otobüs köşkü takipçileri. Bugün turizm alanında bir video çekiyoruz sizlere. Hamza Kaptan'ın otobüsüne misafiriz. Evet Hamza Kaptan, söz sende. Öncelikle hoş geldiniz. Şu an saat 3.30-4 arası. Emrecan kardeşimle denk geldik havalimanında. Ufaktan bir söyleşi röportaj yapacağız. İsmim Hamza, soyadım Dal Kılıç. Hasten Vanlıyım. Son 3-4 aydır Antalya ikamet ediyorum. Turizm işine geçtik peronla. Yatay geçiş yaptık. İyiyiz şu an. Koşturuyoruz buralarda. Otobüsçülük bizde dede mesleği. Biz de 3. nesil olarak devam ettiriyoruz. Elimizden geldiğince işin hakkını vermeye devam ediyoruz. Evet Hamza abi, bize dedin ki turizme yatay geçiş yaptın perondan. Bize biraz turizmle peron arasındaki farkları bahseder misin? Bahsedeyim güzel kardeşim. Her iki işin de kendine göre zorluğu, kolaylığı var. Peron işinde rahatsın bir kısma. Yanında ikinci yedek kaptanın oluyor. Yardımcı kabin görevli muavini host arkadaşlarımız oluyor. Uzun yol çalışıyorsun ama turizm kadar adamı yormuyor. Turizmde gittiğin yol belli, yattığın yer belli, saati programına gidiyorsun. Yaptığın kilometre fazla değil perona göre. Bunun arasında yol gittiğin yol aynı, pek fark eden bir şey olmuyor. Peki Hamza abi, peron zamanındayken bize unutamadığın anlardan birkaç tane bahseder misin? Evet, çok güzel bir anlamla bahsedeyim. Hatta belki şu an yaptığım işten dolayı belki bu yardımı bulunan insanlar çoluk çoluk sahibi bir barkısı olmuş olabilirler. Bir gün yoldayız, Ankara'ya gidiyoruz böyle. Şehir belirtmeyeyim. Yoldayız, bir bay bayan önümüzü kes, durdurdu aracı. Abi bu araç nereye gidiyor? Durdurdu bizi. Ankara'ya gidiyoruz dedik. Biz de bilir miyiz dediler. Buyurun dedim, bunu arabaya bindiler. Şimdi yolcuya baktığın zaman yolcu valiziyle gelir değil mi? Çantasıyla gelir. Elinde hiçbir şey yok. Böyle sanki bir yerden kaçarcasına arabaya bindiler. Bir terslik, anormallik olduğunu fark ettim başlarda. Bir 15 dakika yol gidince bir telefon geldi yolcu aldığımız yerden. Abi falanca yolcu arabana bindi mi dediler. Yok dedik, bilmedik dediler. Sonrasında akabinde binen yolcunun yanına gittiğimde meğerse biz kız kaçırma davasının olduğunu öğrendim. İşin detayını öğrendiğimde kız sevmedi, istemediği birine zorla başlık parasınca babası yaşındaki insana verecekmiş. Sevdiği çocukla da kaçmış. Biz de bu durumu öğrenince bunları en yakın otogarda indirip başka bir şekilde izlerini kaybetsinler diye başka yere gönderdik. Gerekli bilet işlemlerini başlattık, yaptık. Yolda yardımcı olduk bunlara. Ondan sonra işleri rast gelsin bir şekilde gittiler artık. Peki Hamza abi, sana şöyle bir soru sorayım. Bir kaptanın yolda giderken yapması gereken hareketler ve yapmaması gereken hareketler çok olarak desek. Çok ince bir noktaya değindin. Kaptanın yapmaması gereken hareket çok. Hani böyle liste yapsa belki 10 maddeye geçerim. Yani. Kaptan öncelikle yolcuya güven vermeli. Direksiyona oturduğu zaman yolcu arkasındaki oturan yolcu buna rahatlıkla yolculuk edebilmeli. Öncelikle emniyet kemerini bağlamalı. Sert fren yapmamalı. Geceleri havalı korna çalmamalı özellikle. Çünkü kimi yerlerde geçtiğimizde köy, mezra, şehir içinde havalı korna asıyorlar böyle üst üste. O şehirde de yatan insan var. Şoför arkadaşlarımız uyuyor. Yani rahatsızlık vermemeler lazım. Onun dışında telefon özellikle. Telefonla kesinlikle çalsa çalmasa oynamamalı lazım. Hani sosyal medyada görüyoruz. Adam direksiyonda bubble oyunu oynuyor. Veyahut da yani canlı yayın yapıyor. Canlı yayın yapıyor. Yani bu çok tehlikeli. Yani yapılmaması gereken şeyler. Ondan sonra hani direksiyonda yüksek sesle konuşmamalı. Host arkadaşa, muhabir arkadaşa yolcu emniyet kemerini bağlatmasını istiyor ama kendisi emniyet kemerini bağlamıyor. Ben de öyle bir alışkanlık kazanmış ki yıkamaya bile gitsem, 10 metre gitsem elim direkt emniyet kemerine gidiyor. Bu emniyet kemerini ihmal etmeyelim güzel arkadaşlarım, abilerim, büyüklerim, küçüklerim. Hamza abi, peki sana göre Türkiye şartlarında şu anki 2023 yılına göre Türkiye şartlarındaki en iyi otobüs modeli ve markası nedir sence? Hani benim kullandığım araçlar içerisinde ne diye soracak olursan Setra. Setra kendi çapında bu işin uzmanı. Neden diye soracak olursan Setra'nın montaj farkıyla Türkiye'nin yerli üretim montaj farkı çok farklı. 2015 Setra'ları da çalıştırdım. 2011 416 Setra'da çalıştım. Arada büyük fark var. Neden diye soracak olursan konfor serileri yolcuya daha iyi yolculuk sunuyor. Koltukların petli olmasından dolayı. Ondan sonra yol tutuşu olsun, yakıt oranı olsun. Hani firmalar tarafından şu an tercih ediliyor. İkinci el piyasasında olsun bayağı tercih ediliyor. Ama
şu an sıfır araçlar çekilmiyor. Neden? Yurt dışından geldiği için biraz ekstraları olabiliyor. Yani şu an koca kafaların sıfırından bir tık daha üstte. Bir de parça şey bakımından da herhalde pahalı. Parça bakımından şu şekilde. Motor aksamı, alt takım zaten hepsi şeyle aynı. Turizmo'nun yeni kasaları hemen hemen aynı. Zaten Setra bu otobüslük sektörüne öncülük ediyor. Koca kafalar 2016'da piyasaya çıktı ama Euro 6 motorlar. Setra bunu 2013'te başlattı. Hani Setra marka bir araca ne geliyorsa 2 yıl sonra aynısı Mercedes grubuna da geçiyor. Evet. Hamza abi peki birkaç soru daha sorup seni fazla tutmayalım, yorgunsun. Sana göre yeni model çıkacak olan otobüslerde olması gereken özelliklerden birkaçını söyleyebilir misin bize? Yani şu an son çıkan serilerde olması gereken her şeyin fazla fazlası var. Şerit takip, öndeki aracı yaklaşık zamanda uğran ABA sistemi, ABA 4. Her şey fazlasıyla var ama sürücüye dinlenmeye yönelen bir yenilik yok. Ne diyecek olursanız park kliması. Hani biz şoför adamlar turizm olsun gerek peron olsun yatara gittiğimiz zaman yani yatakta sıcakta yatıp duramıyoruz. Yani bu Mercedes fabrikası bunu yapıyorsa hani ufak bir maliyet üzerine ekleyip hani yatağa park kliması bırakabilir. Yani buzdan ben değil ben dahil bütün şoförler bundan muzdarip. Hani bunun olması gerçekten sürücüye iyi güzel sıratlar sağlayacaktır. Ya buradan da Mercedes'e gönderme yapalım. Aynen Mercedes'e gönderme yapalım. Yani koca araba hani 14-15 milyon araba çıkıyor. Yani bu kadar da yapabilirler diye düşünüyorum. Teşekkürler Hamza abi. Ben teşekkür ederim. Hamza abi son iki soru daha sorup seni daha fazla tabii tutmayalım. Sana göre bir kaptan yola çıkmadan önce aracındaki ne gibi eksiklere ve fazlalıklara bakmalıdır? Öncelikle lastiklerini kontrol etmeli. Çünkü bu arabanın bütün yükü, ağırlığı, her şeyi 6 tane lastiğin üzerinde. Yani lastiklerin havasına bakmalı. Ondan sonra arabanın etrafını bir dönmeli. Bir motor kaptanı açmalı, bakmalı. Bazen rekorlardan sızdırma yapabiliyor, bazen yağ damlayabiliyor. Yani bunlar gözden kaçabiliyor çünkü araçlar uzun kilometre yaptığı için bir yerden sonra artık çatlama patlama yapabiliyor. Hani sezona hazırlık olarak aracın alt takımları, yörük, ventil bunlar ufak tefek şeyler ama yapılmadığı zaman sonraki zamanlarda araçlara büyük masraflar çıkarabiliyor. Hamza abi kamera arkasında bana bir şeyden bahsettin sen. Videoya da dahil etmek istedim bunu. Rötarlar kullanımıyla ilgili sıkıntı yaşıyor kaptanlar dedin. Ya daha çok bilmiyorlar dedin. İnce bir nüans. Yani bu bizim büyüklerimiz, abilerimiz, kardeşlerimiz hani rötarları kullanmasını gerçekten bilmiyorlar. Hani bunun ince bir şey var, yani inceliği var, nüansı var. Bunu kendi el hani yavaşlayacaksın. Bir kademe çekersin. Çünkü bu arkaya komutu verecek beyinsel olarak. Sonra ikiyi çekersin. Sonra duramadın baktın 3'ü çekersin. Ama bir seferde böyle çektiğin zaman araba kafayı yere koyar. Yolcuyu ürkütürsün. Yolcu buna kıl kapar. Olmaz. Bu rotardalar olmasa bu büyük arabalar, ağır bastalar balata denmez bu arabalara. Fabrika bunun 5 diş buraya koymuş ki kullanalım diye. Ama böyle cart diye indirdiğin zaman da bunun anlamı kalmıyor. İfadesi kalmıyor. Arkadaşlar bu video biraz ansızın gelişen bir video olarak ortaya çıktı ama eğlenceli ve keyifli olduğunu düşünüyoruz ikimiz de Hamza Kaptanımla beraber. İnşallah bir başka videoda da Hamza Kaptanımla beraber yol videosu, temizlik videosu, teknik videolar da çekeceğiz. Devamı gelecek videoların. Evet Hamza Kaptanım söz sende. Son sözlerini bekliyorum. Buradan bizi izleyen tüm arkadaşlarımıza gönülden tüm sevgilerimizi gönderiyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Arkadaşlar gidemediğiniz yer sizin değildir. Gezin, dolaşın. Her şey ekranlardan bakmakla olmuyor. Bir yere gidip gezip gömedikten sonra oranın sahibi olamıyorsunuz. Her şey gönlünüzce olsun.